Manisa Televizyon'dan, Tozlu Sayfalar programından Profesör Doktor Mehmet Çelik'le bir kez daha beraberiz. Tüm izleyicilerimize merhaba diyerek programımıza başlıyoruz. Evet, geçen hafta hocam 30 Ağustos'la ilgili bir program yapmıştık, gerçekleştirmiştik. Kronolojiye göre de yarın Manisa'nın kurtuluşu, bir diğer gün 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu. Bugün sanıyorum bunu konuşacağız. Mecbur. Kronoloji bunu bizi... Bu arada tabii Manisa'da tarihi günlerinden birini yaşayacak tekrar. Evet. Ama Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29'unda başladı Ağustos'un. Hı-hı. Tüm ilçeler dahil hem merkezde devamlı konserler var. Hı-hı. Kurtuluş ve günüyle alakalı ve etkinlikler yapılıyor. Bu akşam da Şevval Samp konseri var. Buradan izleyicilerimize de duyuralım. Evet. Yarın da 8 Eylül Manisa'nın kurtuluşuyla beraber Fener Alayı kutlama programları sabahtan başlayacak. Evet. Fener Alayı olacak akşam ve sonunda da İbrahim Tatlıses konseri olacak. Buradan da izleyicilerimize duyurmuş olalım şimdiden. Evet. Böyle tabii İzmir'de meydanlar tıklım meydanlar olacak. İzmir'de de Tarkan konseri varmış. Onu da hep görüyoruz haberlerde. Büyük bir herhalde izdiham olacak büyük diye. Büyük izdiham olacak. Evet. Yüklü rakamlarla şimdi efendim oradaki şeyler falan balkonları falan kiraya veriyorlarmış bu arada. Yapma ya. tabii evlerde. bir Tarkan olamadı. Yani. Evet hocam, söz sizde. İşin magazin kısmını bir tarafa bırakırsak, ya, tarih kısmına magazin gelelim. Magazin olmadığı zaman evet. Her şeyin içerisinde magazin olmalı. Evet. Onu daha renklendiriyor. Ağırsa hafifletiyor onu, daha cazip hale getiriyor. İnsanların daha çok dikkatini çekiyor. Hı-hı. Her tür insanın anlayabileceği şeyler oluyor. O yüzden evet, araya magazinde tarihin katmak magazini lazım. De olması lazım. Şimdi... Evet, dediğiniz gibi biz geçen hafta 30 Ağustos'u konuştuk. Evet. Ve askerimizi buraya kadar getirdik. Evet. Şimdi asker buraya geldi. Tamam, biz savaş kısmını konuştuk. Burada kaldı Manisa ile İzmir'in kurtuluşu. Birisininki 8, birisininki 9. Önümüzdeki 1-2 gün. Şimdi... Burada biz tabii diyelim lisede veya üniversitede, sınıfta öğrenciye tarihi bir konunun teknik yönlerini anlatmıyoruz. Sadece anlayabilsin bu neden olmuş, niçin olmuş, sonunda ne olmuş? Yani bir Mudanya mütarekesini bir Türk vatandaşı bilmeli. Ama maddelerini say. Ya maddelerini ezberlemeye lüzum yok. Bu anlaşma neyle ilgiliydi? Ne getirdi, ne götürdü? Bu kadarını bilmesi yeterli. Tarih şuuru, tarih bilinci böyle oluşur. Şimdi biz bugün 30 Ağustos askeri zaferimizin sonucunda bu iki vilayetimizin kurtuluş etkinlikleri zaten başlayacak. Manisa'da başladı bile. İzmir'de de hazırlıkları yapılıyor. Bunlar olacak. Sadece neden ve niçin sorularını. Niye? Bu Yunanlılar niye geldiler, işgal ettiler burayı ya? Durduk yere bunlar. Biz onlarla kavga mavga etmedik. 400 sene onları biz yönettik. Bir eyalet valisiyle yönettik. Hı hı. Eyvallah, namuslu tarihçileri kendileri de söylüyorlar. Yani en rahat dönem diyorlar Osmanlı dönemiydi. Bizim kiliselerimize karışılmadı. Çanlarımız çaldı, ibadetlerimizi yaptık, ticaretimizi yaptık, haçımızı boynumuzda taşıyorduk. Düğünlerimizi, nikahlarımızı, her şeyimizi yaptık. Valla bizden vergi alıyorlardı, bizim devletimizden daha az vergi alıyorlardı. Biz daha rahattık. Bunu vicdanı olan onların yazar, tarihçileri falan da şey diyorlar. Lan ne oldu birdenbire? Ona bir rahat battı. Batan geminin malları hesabı dünyanın dört bir tarafından
çökme başladı. Biz önce bu sorunun cevabını şey edelim. Şimdi 19. yüzyıla girdi Avrupa. 19. yüzyılda modern yönetimler kurulmaya başlandı. Hukuk devleti nosyonu yerini almaya başladı. Ve en önemlisi sanayi devrimi yapıldı. Bir de bilim ve teknolojide ana su basmanları tamamlandı. Mühendislik, tıp, efendime söyleyeyim, mimarlık, askeri şeyler, biyoloji, fizik, kimya, bunlar hepsi oldu. Fakat dünya eski bir dünyaydı. Eski bir dünyaydı. Bu dünyanın dönüştürülmesi gerekiyordu. Mesela Avrupa bunu dönüştürmüştü. Ne yapmıştı? Lan caddelerde elektrik yanıyordu artık. Parke taşlarıyla caddeleri taş olmuştu artık. Çamuru mamuru yoktu. Çarşıları, dükkanları bilmem ne ve ticaret artık o sanayiyle beraber, yani oradaki vatandaş köyünde yetiştirdiği sebzeyi getirip kasaba pazarında satmıyordu. Sadece bu değildi. Artık buharlı gemilerle Hindistan'dan ham madde getiriyor, Çin'e de mal satıyor. İş bu noktaya gelmişti. Sıkıntıları da vardı bu işin. Biri bu fabrikaları çalıştıran enerji sıkıntısı başlamıştı. Kömürle çalıştırıyorlardı bütün fabrikaları. Bütün trenler kömürle çalışıyordu. Ulan böyle giderse Avrupa'nın kömürü bitecek. Öbür taraftan Afrika'dan kömür getiriyorlardı. Hem kalitesiz hem yol çok uzun olduğu için maliyet de yüksek oluyordu. Petrol de henüz ortada yoktu, görünmüyordu. Fakat zengin bir coğrafyası, yeraltı, yerüstü zenginlikleri olan bir coğrafyayı keşfetmişlerdi. Avrupa'nın tarihçileri, arkeologları, casusları, diplomatları, askerleri, tarihçileri, bunlar hepsi Osmanlı coğrafyasını karış karış geziyorlardı. Mesela bizim Ege bölgesine şimdi zaman zaman haber oluyor ya, efendim İngiltere'nin falan müzesinden bilmem Bergama'daki şu şeyin heykelini istiyoruz, iade ettiler. Hı hı. Ula kim götürmüş bunları? Nasıl götürdüler? Biz veriyorduk. Alın götürün bu gavur işini diyorduk. Putlarınızı alın götürün diyorduk. Bu adamlar da alıp götürdüler. Sadece o yetmedi. Bütün İslam coğrafyasında kütüphanelerimizdeki temel eski kaynakların tümünü götürdüler. Ben gençken onlara çok kızıyordum. Ulan şerefsizler, ulan haysiyetsizler. Çaldınız, götürdünüz, bilmem ne ettiniz. Çalmamış ki adamları vermişsiniz. Velev ki diyelim ki çalmışlar. Sonra o kadar dua ettim ki çaldıklarına. Çünkü biz onu koruyamazdık. Koruyamadık zaten onu. Yaktık bir de. Harp devrimi olunca evet. Bunlar eski şey diye. Ama bu bilinmesin. Bütün ya kitap katliamı yaptık. Arşiv katliamı yaptık. E zaten olanları da çürüttük yani. Biz bakımını da bilmiyoruz. Adamlar o bizim eski kaynaklarımızı önce tamir ettiler. Ondan sonra bilimsel olarak kütüphanelerinde bu ne kadar nemde, ne kadar ısı içerisinde bu kitap bozulmadan kalabilir? Ya oğlum öyle tespih çekmekle bu iş olmuyor ha. Bu iş bilimle oluyor. Kafa yordular. Deneyler yaptılar. Bilmem ne ettiler. Ondan sonra bilim adamları da onların durdu dedi ki ya şu kitapları basalım. Orijinal nüsha yoksa, el yazmaları varsa farklı dönemlerde yazılmış. Bunları tahkikli olarak karşılaştırdılar. En sağlam nüsha olarak hangisi, onu tıpkı basımını yaptılar. Bir de İngilizceye tercüme edip böyle bastılar. Bizim 1950'lerden sonra ilahiyat fakültesi falan açıldı. Doktora yapacak. Asistan alıyorsunuz, tefsir, fıkıh, hadis, kelam. Bu dini ilimlerde kaynak yok bizde.
Nerede doktora yapacak? Ulan sen bir İslam ülkesiydin. Bizim ilk tefsir, hadis, fıkıh doktorası yapan ilahiyatçılarımız Avrupa'da yaptılar. Müsteşrik dediğimiz, oryantalist dediğimiz ama mükemmel derecede Arapça biliyor. Tefsir alanında iyi bir bilim adamı. O tefsir doktorası. Onlar yaptırdılar. Hadis doktorasını onlar yaptırdılar. Bizim ilahiyat fakültesi kadrolarının yetişme şeyleri Avrupa oldu. Evet. Sonradan bu bazı böyle merdiven altı din eğitimi alan kesimler, şunlar bunlar da bunları karalamak için dediler ki müsteşrikler bunları yetiştirdi. Onların fikirlerine, düşüncelerine hep buradan saldırdılar. Hala adam bulamadık kısacası. O şeyde. Şimdi artık İngiltere, İngiltere'yi yönetmiyordu. Artık Fransa, Fransa'yı yönetmiyordu. Dünyaya bir düzen verelim diyorlardı. Kendi menfaatleri açısından. Hem onların şeylerini sömürürüz. İmkanlarını alırız. Dünyada nerede ne var ne yok ülkemize taşırız. Zenginlikler elde ederiz falan. Tabii bilim ve teknoloji olunca bu iş böyle oldu. Osmanlı Devleti de bizim SEVR dediğimiz projede bunun için yapıldı. Yani Türklere düşmanlıktan değil. Ulan bunlar bizim düşmanımız, gebertelim bunları, yok yani edelim. Yani bu da tek cümleyle şunu mu demek istiyorsunuz? Hı. Yani işte devrim yapıldı vesaire oldu. Baktılar ki yer üstü ve yer altı kaynakları Orta Doğu'da, Türkiye'de, Orta Doğu'da var. Evet. Yani dediler biz Türklere düşmanlığımızdan değil ama oradaki kaynakları ele geçirmek için bizim üstümüze geldiler. Çünkü bizim Anadolu'dan geçiyor ya Orta Doğu'ya gitmek. Evet. Dolayısıyla biz stratejik olarak bu noktada olduğumuz için aynen adamlar da taktik aynen yaptılar. Aynen. Ve bu şekilde gittiler. Yani bizi ortadan kaldırmak, tarihten silmek için böyle bir dertleri yoktu. Evet. Sadece bizim hakim olduğumuz coğrafyayı elimizden almak istiyorlardı. O coğrafyanın yeraltı, yerüstü zenginlikleri, stratejik şeyleri falan vesaire bunları ele geçirmek istiyorlardı. Evet. Ha şimdi zaten 2. Mahmut'tan itibaren falan 3. Selim'den itibaren devlet gittikçe geriliyordu. Gittikçe geriliyordu. Şimdi ben ilk tarihçiliğe başladığım zaman merak ettiğim konuların başında birisi de şuydu. Osmanlı Devleti'nin, hani tarihçiler derler ya, kuruluş dönemi. Osman Gazi'den alırlar, işte Fatih'e kadar kuruluş dönemi derler. Sonra yükseliş dönemi, Fatih'ten alırlar. Kanuni'nin sonu, hatta 2. Selim dönemine kadar, o da yükseliş devri. Sonra duraklama devri, sonra çöküş. Sonra da çöküş dönemi. Böyle tarihçiler böyle ifade ediyorlar. Ula dedik bu duraklama, bu çöküş niye oldu? Kami Bahçesi'nde Hoca Efendi, Hacı Efendi konuşurken din zayıfladı, ondan böyle oldu. Ulan ne alakası var bu? Senelerce bunu orada Cami Bahçesi'nde söyleyince dindar gen, adam doktor, o da inanmaya başladı buna. Adam mühendis, o da inanmaya başladı. Lan ne alakası var oğlum? Bu söylediğinize göre o zaman eğitimle de olmuyor bu iş. Şimdi adam biz kol iş görürken pazumuz daha güçlüydü. Donk kafasına vuruyorduk, kazanıyorduk. Aklı ve bilimi onlar öncelediler. Tüfek yok. Top yaptılar. Bizim de toplarımız vardı. Fatih döneminde İstanbul'u işte o surları onlardan şey ettik. Fakat abi bizim top 500 metre atıyor. 5 kiloluk bir gülleyi. Adam 1000 kilo, 1000 metre şey atan ve 10 kilo atan gülleyi yaptı. E şimdi nasıl edeceksin sen? Sen atıyordun, ona kavuşmayacak. O da atınca attı mı sana kavuşacak. Biz bunun çarelerini bilimde aramadık. Yok çünkü, elimizde de yoktu. Ne yaptık? Ordunun içerisine alay imamı, tabur imamı kadrolarını icat ettik. Hocam,
gazı vereceksin. Ayetlerle, hadislerle, cihat ayetleriyle. Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinde 5 milyon insan kaybettik ama kazanamadık işte. Yok, sonunda nihayet o silah işi görüyordu. Yani Çanakkale'de insanlığın görmediği harikaları yarattık. Sarıkamış'ta felaketlerle karşılaştık. Yemen'de. Ha bütün bunlar ama olmuyor, adamın elindeki silah güçlü. Ya bizim askerimizin ayağında potin yoktu artık ya. O Sarıkamış'ta o ayakları Allahu Ekber dağlarında çarıklı Yemen'den gelen bir grup askerimiz vardı. O gecenin eksi 40 derecesinde o çarık, o ayağı sıktı parçaladı. Sıktı parçaladı. Biz orada, Rus ordusu bizi katletmedi ha. Bizi soğuk soğuk yedi, soğuk. Katledi. Niye? Parka yoktu askerin üzerinde. Askerin üzerinde kafasına yüzüne geçirecek şeyi yoktu. Ayağında da potin yoktu. Şey buydu. Yani sonunda dünyayı idare eden o dönemde İngiltere ile Fransa, bu ikisi, İtalya'yı da bazen yanlarına alıyorlardı. Dediler ki bu Osmanlı Devleti'ni tasfiye edelim. Yeter lan, bu da 500 senedir bunlar ta 24 milyon kilometre kare toprağı aldılar, yönettiler. Zaten şu anda güçleri yok. Rusya yıkacaktı kaç defer. Yeşilköy Havaalanı'nda Rus ordusunu biz durdurduk. Şeyde. Ha kardeşim, bu bunu şey edelim. Buralarda kendimize göre şey edelim. O Sevr dedikleri projeyi o zaman hazırladılar. Ve biz de Sevr anlatılırken biraz da çarpıtılarak anlatıldı. Yani bu şuna benziyor. Siyaseten normalde karşılıyorum. Çocukluğumuzdan beri biliriz. Adam belediye başkanı oluyor mesela. Oturuyor ilk basın toplantısında, vatandaşa diyor ki yahu kardeşim enkaz devraldık. Enkaz diyor. Kasada bir kuruş para yok. Boğazına kadar belediye borçlu. Maaş ödeyememiş işte. Bilmem şu olmamış, bu olmamış. Ver yansın, ver yansın. Bunu başbakanlar da yapıyorlardı. Rahmetli Ecevit 74'te başbakanlığı, bu enkaz edebiyatı da o yaptı. Demirel arkasından alıyordu, batırmış ülkeyi diyordu bu. Buradan maksat, geldikten sonra siyasetçi bir zaman süreci, süre istiyor. Zaman yani, kazanmak için. Heh, millet hemen hadi hadi düzelt demesin. Bu hemen olacak bir iş değil. Ama ben miting meydanlarında bu palavraları sıkıyordum diyor. Gelir gelmez düzelteceğim. Şimdi en azından diyor ki 6 ay, 1 yıl bir zaman kazanayım. Bir şey yapamıyor. Millet diyecek ki ne yapsın, odur düzeltiyor işte, çok kötüydü, enkazdı, şuydu, buydu. Ondan sonra da alışır diyor bu enkaz edebiyatına. Biraz biraz iyileşme oldu mu razı olur buna. Bu siyasi şey. Şimdi bizde de bu şeyi biz tarihe de getirdik, soktuk. Oraya da soktuk. Bu alışkanlık hala var. Bizim siyasetçilerimizde var. Ya o adamı bir okula müdür yapıyorsun, öbürünü almışsın. İlk öğretmenler toplantısında o da enkaz devraldığını. Böyle idare mi olur, böyle mi olur, şöyle mi olur, bilmem ne olur. Velhasılı kelam bu milletin kötü bir alışkanlığı. Ha şimdi biz de bu Sevr'le beraber toprakları unuttuk tarih içerisinde. Sevr'de kimse Ürdün'den bahsetmiyor. Lan oğlum Konya'dan bir farkı yoktu o zaman bunun. Halep'ten bahsetmiyor, Antep'ten bir farkı yoktu ki bunun. O gün bu senin toprağındı. 500-600 senedir şey diyorsun. E ne yapalım? Sevr denildiği zaman bir Türkiye haritası 7'ye bölmüşler. A burada Yunanlılar var Ege bölgesinde. Ben ilkokul 3'te fark ettim onu. Mahalle okulunda gittim. Ulan bir harita var. Türkiye haritası. Evde bir şey vardı.
Babam almıştı. Bir harita şeyi vardı. Orada ben böyle şehir haritalarına bakıyordum, şey diyorum, meraklıydım ona. Fakat öyle bir harita görmemiştim. Türkiye'yi böyle bölmüşler. Ondan sonra bu Ege bölgesinde bir asker var ama entari giymiş. Çocuğum ben de yani burada durup durup gülüyordum. Yunan asker. Ona ne biçim asker diyordum. Ben ne bileyim Yunan şeyinin milli kıyafetidir o. Hali onların muhafız alayı, daha tören alayı. Evet, tören alaylarında giyerler. Tören alayı, onları giyer şeyden, milli kıyafetleri. Efendime söyleyeyim işte, İtalya'nınki ayrı. Fransız, bu Güney Doğu Anadolu bölgemizde de, orada da elinde silah var ama föt şapkalı oradaki de. Ben ne bileyim bu Fransızın milli şeyidir vesairedir. Biz Sevr'i o şekilde anlattık. Ve dedik ki sonunda İstiklal Savaşı'na kalkıştık. Mustafa Kemal Atatürk bu işin organizatörü, lideri. Ondan sonra Anadolu'yu gezdi, kongreler yaptı, milli ordu kurdu. Ondan sonra hadi ilk hedefiniz Akdeniz'dir dedi. Düşmanı denize döktü. Böylece Sevr'de uygulanmadı. Gittik Lozan'a, Sevr'i parçalayıp suratlarına attık. Lozan'ı da imzalattık, geldik yeni bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tarih böyle anlatıldı, bu tarih böyle anlatılmaz. O günün şartlarında tarih metodolojisi açısından ciddi tahsili olmayan, eski tarihçiyle nakliyecilik yapan, ya bu hoşuna gitmez, burayı böyle yazmayalım, o şöyle olmaz, böyle düşün ki yani Atatürk'ü, bu adam bu devletin istiklalini temin etmek için Genelkurmay tarafından Vahdettin'e de şey edilmiş, bu yapar bu işi, imkanları eline verilmiş ve bu devletin, bu milletin paşası olarak sen bunu git Anadolu'da bu işi yap demişsin. Herif tarihçi yazmış bunu utanmadan, sıkılmadan, Texas Tomix şeyi yazıyor gibi. Efendim, padişah düşmanlarla işbirliği halindeydi. Bir tek bu işe inanan Atatürk'tü. Yahya Kaptan diye, Yahya Kaptan da değil. O anda yani, birisi yazmış, arkasından çok yazmışlar. Söyledik de şöyle, belgesine tarihi, bile bakmam. Tarihi ve o dönemi şahsi ve siyasi çıkarlarına göre ama çok basitçe uyarlamışlar ya. Yani. Uyarlamışlar da çok seviyesizce, çok şeyce. Yani sen hocam, bununla zaten seviyeli olsa bu, böyle olmazdı. Ha, bununla sen Atatürk'ü yüceltmeye kalkıyorsan bu bir çocuğun, yanılıyorsun yani. Bir çocuğun yaptığı gibi bir şey olur. Atatürk'ü sen zaten değerlendiremezsin. Onu kim değerlendirir? Dünya siyasetçileri. Bir, dünyanın kurmay beyinli askerleri. Dünyanın devlet adamları. Devlet başkanı. Bilirler onun ne olduğunu, kalitesini, şuyunu, buyunu. Sen öyle sokakta, kahvede domino oynayıp Atatürk'ü yücelteceksin. Veya yarı buçuk okur yazarlık tarihçilik ayağına kalkacaksın. Ondan sonra pusulasız gemiye bindireceksin. Gündüz saklanacaksın. Gelir lan bu Texas Tomix mi lan? Ne anlatıyorsun sen? Hocam Texas Tomix oluyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü ya haddimi de aşmak istemiyorum. Ben tarihçi değilim ama. Aş. Ben ne yazsam nasıl olsa millet okuyor ve yiyor diyor adam yani. Niye yazmasın? İşte tamam da yani, yazık bu neslimize yazık. Tarih düzgün anlatılmalı ve şey edilmeli. Yani ben o şeyleri açtıktan sonra belgelerle, bilgilerle milli mücadelenin şartlarının ağırlığında bu büyük beynin bu işin nasıl kıvırdığını daha iyi anladım. Yanlışları yaptığı zaman da şunu da yanlış yaptı dedim ya. Ya bu budur. Şimdi. Ve onları dediniz de sonra da Atatürk düşmanlığıyla da suçlanıyorsunuz. Ya başver yani. Onu sokaktaki o gerizekalı aptallar söylüyorlar. Onu hiç kimse, yani kimse gale almıyor. Anlıyorum da. Gale bile almam. Ama şöyle bir şey var. Sonuç itibariyle dedim ya, tarihçi değilim. Şimdi bir tarih kitabını alıp okusam
Adam orada ne yazarsa yutarsın. Yutarım yani. Ha, kalkıp ben araştırsam zaten tarihçi olurdum. Şimdi Anadolu işgal edildi. Şimdi gelelim oraya. Bu Yunanlıların ne işi vardı burada? Ve İngilizler piyon olarak kullandı. Onu biliyoruz. Peki İngilizlerin derdi neydi? Bak. Dedik ki sanayi devrimini tamamlamış. Ondan sonra bir bilimde, teknolojide mesafe kat etmiş. Bu yakın dünyanın hem zenginliklerine sahip olmak hem kendilerine göre dizayn etmek. Bir baktılar Osmanlı yeter dediler ya. Yani bir tane sarıklı padişah elinde baston, ondan sonra koca şu 20 milyon kilometre kareyi, şu kadar milleti, bu kadar din kültürü bir arada bir şey ediyor. Yeter dedi, bunu dağıtalım. Nasıl dağıtacağız dediler. Dağıtırız ya. Sen, askerin elinde silah yok. Almanlar gitmişler talim öğretiyorlar. Daha düşün, asker bir millet. Bizim 2. Mahmut'tan itibaren Almanlara dedi ki gelin eğitim verin bizim askerimize. Bu korkunç bir şey. Evet. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Dünya oralara giderken sen ne yaptın be adam ya? Neyle uğraştınız siz? Lale devriyle uğraşmışız. Okul kurmadınız ya. Eğitim yok, eğitim yok. 12. yüzyılda Avrupa'nın bütün temel devletleri üniversitelerini kurmuşlar. Bizde Abdülhamit döneminde kuruldu da üniversite. O da bir tane. Tamam, 1946'ya kadar tamam. Da bir taneydi. Buna bir biz tane. Geri kalmıştık. Ha. Diyoruz. Ha kardeşim ha budur yani. Sen bilime şey etmedin. Şu yapmadın, bu yapmadın. Şimdi müspet bilim geldi yani. Bize de bizi de yok etmek için gelmediler. Şöyle bir baktılar. Ula bu Türkler zaten dünyanın başına bela oldular. Hayatta 16 tane büyük imparatorluk kurmuşlar. Şimdi nefesleri kesildi. Anadolu'da bunları, burayı da onlara bırakırız. Ama bu geri kalan, Cezayir, Fas, Tunus, Libya, Mısır, ulan Filistin, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Yemen bilmem ne ya, bu Kafkaslar, Orta Asya. Bunları dağıtalım. Nasıl dağıtalım? Ya bunları birer devlet olarak dizayn ederiz. Olur gider. Oturdular, planlarını yaptılar, ettiler. E bu Türkler zayıflar, mayıflar ama rahat durmazlar. Ha şimdi biz efendime söyleyeyim. Diyelim ki Yemen'e şey ettik, onlar da gelecekler. Bizden kavga edecekler. Bunları meşgul edelim dediler. Oyalayalım bir şey. Oyalayalım. Yunanlara dediler ki, siz Bizansların torunu değil misiniz? Hı. İstanbul'u Konstantin kurdu la. Hala kitabeler orada, Grekçe kitabeler var, şu var, bu var. Şu Ege bölgesi tamamen sizindi zaten ya. Hı. Hadi gelin. E biz şimdi yüzerek oraya gidemeyiz. Boğuluruz. Lan bizim gemiler ne güne duruyor? İngiliz gemileri Yunan askerini getirdiler. Şey çıkardılar. Bak. Yunan'ı oraya getirdiler. Kendileri iki baş zaten, Fransızlarla onlar, İtalyanlar da yandan böyle. Yancı. İkisi de dediler ki merkezi, başkenti, halifeyi, sultanı kontrol altında tutalım. Biz Orta Doğu'yu orada devletleştireceğiz, haritalar yapacağız, yönetimler kuracağız. Bizim rahat hareket etmemiz lazım. Bir akşam oturup konuşuyor. O bir süvari birliği Türklerden geldi. Haydi bunlardan gel uğraş. Bunların önünü keselim önce, meşgul edelim. Yunanlılarla bunları Ege'de meşgul edeceğiz. Bir, İstanbul Marmara bölgesinde padişahı Osmanlı'yı biz kontrol altında tutacağız. İki, bu Suriye sınırı, Akdeniz sınırını da askeri birlikler buralarda kuralım da biz orada çalışırken gelirler bunlara, belli olmaz. Bir bakarsan adam 10 tane eşkıyayı bulur gelir bize saldırır. Fransızların Güneydoğu Anadolu'yu işgal etmelerinin sebebi bu. İzmir, hani biz şimdi ilk diyoruz ya, ilk kurşun nerede atıldı? 15 Mayıs'ta 1919 Yunanlılar şeye çıktılar, İzmir'e. Evet. Atatürk henüz gemiye binmemişti Samsun'a gitmek için. Evet. Çıktılar oraya. Ve ilk kurşun diyoruz. İzmir'de atıldı düşmana.
Antepli diyor ki yok ya, nerede ilk kurşun orada atıldı, bizde atıldı diyor. Bu sefer Maraşlı diyor ki bizde de atıldı diyor. Onlar nereden çıkardılar? Tam aynı sırada şeye gelmişler. Niye yani? Fransızlar orada bir hat çizdiler. Biz Irak'la Suriye'yle teması keselim. Çünkü oralarda devlet kuracaklar. Bunun için askeri birlikler çıkardılar. Yani İtalyanların güney sınırımıza, Fransızların güney sınırımıza asker getirmelerinin sebebi işgal edip buraları ele geçirmek değil. Beyni bu kadar olmayan, tarihçi diye geçinen adamlar, İtalyanların mesela Antalya'yı işgal etmesini diyor ki, eski Roma İmparatorluğunu tekrar kurmak hayalleriyle geldiler, efendime söyleyeyim işte Antalya oraları işgal ettiler. Lan oğlum Antalya şey bilmem neyi, nereden çıkarıyordun bunu? Beyni bu kadar olduğu için. Onu idrak şimdi dese ki Antalya'nın balığı denizi nefisti. Ulan balık yemeye gelmişlerdi. Buradan da memleketlerine balık ticareti yapmak için. Suyu da güzel lan yazında denize girmek için. Daha mantıklı olurdu. Yani adam diyor ki Roma'nın... Ne Roma'sı lan? İngiltere ile Fransa ile orada onlar dediler ki bir müddet şurada önünü kes. Ve bu işgalde bizim tarihçilerin hiçbiri Fransızların ne kadar askerle gelip de Maraş'a, Antep'e, Urfa'ya niye sayısını vermiyorsunuz? Fransız orduları yok buralarda. Belirli bir askeri birlik. İtalyanlar kimden savaştılar lan Antalya'da? Neye gelmişlerdi oraya? Biz bir tek şeyle savaştık. Ha şimdi Maraş'ın kurtuluşu diyoruz, Antep'in kurtuluşu bilmem ne. Bunlar bir Mercidabık savaşı değil kardeşim. Bir Çaldıran savaşı değil. Bilmem bir büyük taarruz değil, bir Sakarya savaşı değil. Ya bunlar bir işgal şeyi orada. Bir şey var mı yok mu, bir hareket olmasın. Çünkü oturmuşlardı. Burası diyorlardı ki şey olsun. Buraya Lübnan diyelim. Şey gibi yani. Bu Kıbrıs'ta İngilizler yine tampon bölge falan. Tampon bölge işte yani. Budur. Ha. Hadise bu. Ha. Bizimle ilgili şey de Yunanlıları şete baktılar ki iş görmüyor. Bak Gazi Paşa'nın zekasına bak şimdi sen. Çözdü hemen. İsmet çözemedi. Fevzi çözemedi. Her zaman söylüyorum. 10 tane İsmet Paşa'nın kafasını üst üste koyun. 10 tane de Fevzi Paşa'nın kafasını Atatürk'ün kafası etmez. Ve bu Fransızlar ne istiyorlar dedi. Gıdı. Dertleri Suriye. Orayı dizayn edecekler. Yoksa bizim Urfa'yla, bizim bilmem neyimizle alakaları yok. Bunlara bir zarf attı. Tabii Fransızlar sıkıntıdalar orada. Onların da İttihat Terakki kökenli aydınları, siyasetçileri bize devamlı Ankara'ya şey gönderiyorlar. Halep'in sokaklarında büyük pankartlar asmışlar. Bir tarafta Enver Paşa, bir tarafta Mustafa Kemal Paşa. Ortada Ahmet Es-Sünusi Kur'an-ı Kerim'i açmış, paşalar ellerini koymuşlar. Halep sokakları bu afişlerle düzenlenmiş. Yani Suriyeliler de bizden ayrılmak istemiyorlar. Fransızlar bir türlü onları oradan yola getiremiyorlar. Bunu Gazi Paşa gördü. Nedir lan sizin derdiniz dedi. Yunan gelmiş de ordu yok. Mondros mütarekesiyle orduyu biz terhis etmişiz. Silahlarını da vermişiz, koymuşuz dolaplara. Bir tek doğuda bir kol ordumuzu bırakmışlar. Ermeniler yerli halkı, Müslümanları katletmesinler diye. Kazım Karabekir orada var. Başka da şey yok. Jandarma kuvveti var. Yani günlük olayları, şeyleri. Polis işi gördün yani. Şeyi o. Lan arkadaş
Fransızların bu şeyini gördü. El altından bizim istihbaratımızla onlar görüştüler. Anlaşalım lan dedi. Nedir sizin derdiniz? Antep mi? Yok. Biliyoruz oğlum olmadığını. Siz Suriye ile ilgileneceksiniz. Artık Suriye'nin olmayacağını biz de gördük. Misak-ı milli sınırları içerisinde Halep ve Halep'in kuzeyi var şeye kadar ama hı. Ama iş şey, elinde silah yok doğru dürüst. Hiç yok. Ve sen Fransa'yı devreden çıkardığın anda İngiltere tek kalacak. Ha, bak zekaya bak. Yani santranç oyunu bu. Hı hı. Tarihçi bunu çözemiyor. Nakliyecilik yapıyor. Orada bu yazıyor, alıp öbür nesle aktarıyor. Tıra binmiş, yükleyip belgeleri şey diyor. El altından Fransızlarla görüşmeler yapıldı, gelin anlaşalım dedi. Bir Ankara Anlaşması sene 1920, daha bizim ordumuz yok. Biz dağdan eşkıyayı indirmişiz. Biraz da yerel milis kuvvetleri, Kuvayi Milliye. Evet. Bunlarla aman işte direnmeye çalışıyoruz. Fransa'ya dedi ki derdin ne kardeşim sen? Hemen Suriye'de şunu bunu. Tamam mı? Gel sınırı çizelim. Bugünkü sınır. Çizdik. Bugünkü sınırın içerisinde Hatay o tarafta yalnız. Ha. Hı hı. O sınırı çizdik. Geldik. Fransa tamam dedik mi? Tamam. Fransa döndü, Türkiye'nin yanındayız dedi. İngiltere kaldı. İngiltere kaldı. Yunanistan kudurdu. Hemen onun arkasından bir Londra konferansı var. Gittik oraya, Fransız başbakanı konuşurken İzmir'in Türkiye'ye ait olduğunu söyleyince ben İzmir'i delirdi. Kafayı yemiş, dil sürçmesi dedi. İngiliz başbakanı da dedi, yok dil sürçmesi değil, biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Eyvah eyvah. Yandı keten eyvah. Yunanlı. Neye uğradığını, nasıl bir kazık yediğini, nasıl şey ettiğini. Ah ulan ah. Ve bunun üzerine darbe oldu şimdi. Yunanistan'da darbe oldu demiştiniz. Geçen ve astılar o şeyleri. Darbeci. Başkomutanın çocuğu, ailesi de Yunanistan öldürecek onları da İngilizler el aldım. Koydular. Koydular bir gemiye. Bir de komutanın, Tropikos'un küçük bir oğlu var. 2 yaşında. Domates kasası var ya, geminin içerisinde öyle bir domates kasasının içerisine koydular. Önce Malta'ya, oradan da İngiltere'ye gitti. Bu adam kimdi? Kimdi? Kraliçenin. Kraliçenin kocasıydı. Kocası. Yani bazı izleyiciler yanlış anlarlar. Hangi kraliçenin? Ulan daha bir sene oldu öleli adam. Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası. Tabii tabii. Bunun kocası daha 2 sene İngiltere olmadı kraliçe. Öldü adam. Evet. O Yunanlıydı işte o. O zaten basında da yer almıştı. Yani yer aldı derken bu kadar ayrıntılı değil tabii. Sadece Yunanlı oldu yani. Şeyden. Hı? Şimdi yani Yunanlıları tutmadılar ondan sonra. Yunanlar baktılar ki ya iş olmuyor. Ay nasıl edelim? Gittiler. Direkt İngiltere'ye gitti başbakanları. Türkler dedi. Ruslardan silah aldılar. İngiltere biliyor silah aldığını. Ne yaptık biz? Ruslara dedik para yok tıkır. Batum'u biz verdik Ruslara. Bizim o zaman 1. mecliste 5 tane Batum milletvekili var. Ayağa kalktılar, bağırdılar, çağırdılar. Lan oğlum bir şeyi satıp bir şey alacaksın. Buna mecbursun. Takas. Takas bu yani. Yok başka türlü. Onun zekasını buradan takdir etmek lazım. Bak askeri dehaya bak sen. Başkası olsa askere diyecek ki bir marş daha ezberletin, hücum ettin, öldürdün. İman kuvvetiyle bilmem ne ettin. Öyle olmuyor. Şimdi bunu tutsa, açıklasa, bilmem ne etse falan ayağa kalkar vatanı satıyor derler. Hain diye damgayı derler bak. En yakınlarına dahi bunları söylemedi. Tuttu el altında.
Bir de bir komünist partisi kurdurdu. Bir hava verdi, Lenin dedi ki bu bizden dedi. Azerbaycan'daki komünist partisinin toplantısına da bir heyet gönderdi. Sonra işi bitirdikten sonra komünist partinin şeylerini Karadeniz'de kendisi boğdurttu. Bak zeka bu. Dengeler bu. Hatta izleyiciler bundan sonra İstanbul'a gittiğinizde dikkat edin. Bizim İstanbul'da Türkiye'de diyeyim. İstiklalimizi elde edişimizin sembolü nedir? Taksim'deki anıttır. Evet. O anıtın içerisinde Mustafa Kemal orada. Türk kadını orada. Mehmetçik orada. İki tane de Rus general var içinde. Millet onları dikkat etmiyor. Lenin o kadar memnun oldu ki. Ya bizden dedi bu ya. Tamam dedi. Bir rejim de orada kuruluyor. Onu aldı, silahı aldı. O silahı getirecek para yoktu devletin bütçesinde. Yani gemiye doldurulacak. Nakliye parası yok. Nakliye parası yoktu. Ve o şey geldi. Kazım Karabekir de Kolordu'yu gönderdi. Biz Sakarya'da belini kırdık. Sakarya'da beli kırılınca kimse beklemiyordu bunu. Ondan sonra şey geldi, Milli Mücadele'nin Dumlu Pınar başkomutanlık zaferi falan. Mudanya Mutarekesi'ne bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız devlet olarak kurulduğunu görüyorsunuz orada. Belgesiyle var. İsmet Paşa gidiyor oraya, sabah 6.30'da toplantı. Tamam mı? İsmet Paşa'nın yanında Fevzi Paşa ile şey de var. Rauf Orbay da var. Ama onlar toplantıya girmiyorlar. Bir şey olursa müdahale edecekler, şey edecekler. İngilizler var. Ondan sonra gidiyor, 3 tane general var. Biri İngiliz general, amiral daha doğrusu. Biri Fransız, biri İtalya. İsmet Paşa oturuyor sabahın körü. Ondan sonra ya diyor, bak siz o saatte söylediniz, biz de Ankara'dan geldik. Ya Yunanlılar buradalar, bak terbiyesizliğe bak ya, gelip şey, bir saat geçti aradan hala toplantıya yok. Toplantıya gelmediler. Toplantıya gelmediler. İngiliz amiral diyor ki ne toplantısı diyor. Yunanlılarla ne Yunanistan'ı diyor. Canım onlarla anlaşmayı biz ne yapacağız? Olayın şekli burada belli zaten. Belli. Onlar diyor, bak şurada limandaki gemide bizim misafirlerimiz diyor. Yani el koymuşlar adamları, Yunan generalle bir albayı. Ondan sonra biz orada o maddelere baktığımız zaman zaten devletin bağımsızlığı o maddelerde vurgulanmaya başlamış. Ondan sonra götürdüler şeye, gemiye. İmzalayın lan şunları dediler. Gıkları çıkmadı. Yunanlı burada bir piyondu, bir şeydi. Heh, ara mı veriyoruz? Ona bakıyorum. Ha, ona, ara vermemiz ona lazım. Şey, bir dakikamız var. Evet, buradan sonrasını, ikinci bölümde ne kadar zaman vardı, artık Manisa'nın kurtuluşuna geldik. Yani altyapı tamam. Tamam. Ve İzmir, ikisini bir arada işleyeceğiz. Bir arada işleyeceğiz. Evet. Evet, kısa bir aramız var. Kısa bir aranın ardından Tozlu Sayfalar Profesör Doktor Mehmet Çelik'le devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Mehmet Çelik'le Tozlu Sayfalar devam ediyor. Evet hocam, ilk bölümde altyapıyı yaptık. Şimdi geldik Manisa ve İzmir'in kurtuluşuna, evet, ikinci bölümde. Evet.
Sakarya Savaşı, arkasından Büyük Taarruz dediğimiz Başkomutanlık Meydan Muharebesi ismiyle anıldığımız şeyde ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir diye askerimiz başladı. Afyon tarafından, Kütahya üzerinden, Dumlupınar'dan Ege'ye doğru geldi. Şimdi Manisa'nın kurtuluşu ve İzmir'in kurtuluşu. Zaten 27 kilometre arada mesafe var. Bir gün arayla ikisi de tamamlanmış oldu. Biraz Manisa hakkında bilgi verelim o dönemde. O zaman Manisa diye bir yer yoktu. Saruhan Sancağı'ydı burası. Osmanlı döneminde 1923 yılında vilayet oldu. Saruhan ili denildi. Cumhuriyetle beraber ilk ismi o. Saruhan ili. Evet. 1927'de biraz da Osmanlı'nın izleri silinsin düşüncesiyle Manisa'dan Manisa'ya döndürüldü ve 27'de bu isim kabul edildi. Şimdi Manisa'nın nüfusuna etnisite açısından baktığımız zaman genelde Osmanlı döneminde iki etnik yapı var. Birisi Türkmen kökenli Türkler, bu da var. Bir diğeri de 1492 yılında İspanya'daki Müslüman ve Yahudi soykırımı üzerine Türkiye 2. Bayezid döneminde getirilen Yahudilerin bir kısmı Selanik'e yerleştirildi, bir kısmı İstanbul'a yerleştirildi, bir kısmı Şii'ye yerleştirildi, Bursa'ya yerleştirildi. Bir kısmı da Manisa'ya yerleştirildi. Yani Osmanlı döneminde biz etnisite yapısına baktığımız zaman burada iki halk var. Türkmenlerle Yörük dediğimiz Türk kökenli yerlilerle Yahudiler, bunlar da İspanya Yahudileri. 14. yüzyılda nüfusu çok az bura. Kasaba yani vilayet de değil. Mesela 14. yüzyılda 5000'di nüfusu. Yani küçük bir ilçe şey edilebilir. 16. yüzyılda buraya bu şeyler geldiğinde Yahudiler 8000'di nüfusu. Seferatlar. Evet. Şehzade şeyi olduğu için biraz da yani yoğunluk falan olmasın isteniyordu şehzadelerin şeyi. 19. yüzyıla girdiğimizde buranın nüfusu 35000'di. Ama yine kasaba olarak kabul ediliyordu. 1531 tahrir defterlerine bakarsak, yani belgeyle şey edersek, 1531 tarihli nüfus buradaki tahrir defterinde 1551'de 4 nolu şer'iye siciline baktığımız zaman Manisa'da Yahudi nüfus 88 hane. 500 kişi yani normalde. Kütahya'ya baktığımız zaman, yani bölgeyi anlasınlar diye söylüyorum, 12 hane orada var. Balıkesir'de 14 hane, Tire'de 41 hane. Azlar henüz o şeyde. Ondan sonra nüfus şeyi geliyor. 88 hanenin içerisinde mesela 1575'e gelindiğinde, yani o seferat Yahudiler de geldiklerinde 88 hane 112 haneye döndü. Nüfus da arttı. 700 kişi. Genelde bu da şöyle hesaplanır. Tek tek sayılmaz da 5 kişi kabul edilir bir evden. Ha, bir hane 5 kişi sayılır. 5 kişi sayılır. Öyle yaklaşık şey odur. Anne baba 3 çocuk gibi. Evet. Manisa buydu. Ha. Küçük bir şehirdi. Adı Saruhan vilayetiydi. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı sırasında Manisa'nın İzmir'in işgali ayın 15'idir 1919. Atatürk bir gün sonra İstanbul'dan Samsun'a hareket edecek. Yunanlı çıktı buraya, İzmir'e. Buradan 26'sında da Manisa'ya geldi. Yani 11 gün sonra Manisa'ya geldi. Manisa hususunda şöyle şeyler yapılır. O zaman buranın yöneticileri şeyleri işte Hüsniyadis adı da takıldı, şey edildi.
Sonra Manisa'nın kurtuluşunda öldürülür, şey edilir diye kaçtı, Yunanistan'a gitti. Yunanları davet etmişler. Benim kanaatim, bu sadece kendisi yapmamış. Yönetim kadrosuyla eşraftan istişare edilmiş. Ya bunlar gelecekler şimdi buraya. Koca bir ordu gelecek. Asker yok burada. Şey yok burada. Yakıp yıkarlar. Herhalde yakıp yıkmasınlar diye aynı Fransızların Paris'i Almanlar geldiğinde silah atmadan buyurun, şehre zarar vermeyin, gelin der gibi bu niyetle olmuş olabileceği ihtimali yüksek. Var. Yüksek. Hı hı. Ama tabii o günün acıları, milli duygular haliyle bu adam kalsaydı ben de olsaydım boğardım yani. Bu o duygusal şeyle o da kaçtı gitti. Buraya geldikleri zaman mesela 1922 kurtuluşu hı hı. geliyor. Bir yangından bahsedilir. Ve bu yangının Yunanlılar buradan giderken şehri yakıp yıktıklarını, İzmir için de aynı şey söylenir. Evet. Bakın biz Viyana önlerine kadar gitmiştik. Değil mi? 450 sene kaldık oralarda. Çekilirken hiçbir yeri yakıp yıkmadık. Hiçbir insana tokat da vurmadık. Tamam mı? Hatta çoğu insanlar gözyaşlarıyla bizi uğurladılar. Niye bırakıp gidiyorsunuz? Bütün Kuzey Afrika, bütün Orta Doğu öyle bağırdı. Bosna Hersek öyle bağırdı. Yani o Orta Balkanların Makedonya'sından, Üsküp'ünden, şurasından, burasından tabii halkın bir kısmı da Müslüman olmuştu. Bir kısmı Hristiyan olmuştu. Hristiyanlar da aynı şeyi yaptılar. Bizi bırakıp nereye gidiyorsunuz diye. Arkamızdan gözyaşı diktiler. Şimdi asaletle, asalet geniyle böyle şey geni arasında bu fark var. Yani Yunanistan'a biz 450 sene yönettik. Aç bırakmadık, susuz bırakmadık. Bir tane kilisenin kapısına köç vurmadık. Bir tane haç boynunda görürken bu ne demedik. Çan çalarken eğer o anda düğünümüz varsa davul çalıyorsak davulu durdurduk. Efendime söyleyeyim, cenazeleri kalkarken yanımızdan geçerken ayağa kalktık. İnsanlığın her türlüsünü, fakat bunlar bize yar olmadı, size de yar olmayacak hesabı. Ya yar olmadı dediğin benim memleketimdi, geldin. Senin burada ne bir evin vardı, ne bir sarayın vardı, ne bir... Sen bize saldırdın geldin yani. He yani, hı. Bunu yani şey etmenin anlamı yoktu. Şimdi, o zaman yakıp yıkmışlar. Yakıp yıkmışlar. Bunun için muhtelif... Yani büyük de bir tarih... Binalar var, gitmiş. Şeyler var. Hı hı. Mesela 10 bin binanın yakıldığı şey edilir. Evet, yazılıyor. Yani 10 bin şey bugün için küçük görünür ama şehrin tamamı demektir. Evet. Yani nihayet o dönemde. 35 bin nüfusu olan, 40 bin nüfusu olan bir yerdi nihayetinde. O İngilizler mesela 1866 belgelerinde ben onu gördüm. 40 bin olarak Manisa'nın nüfusunu, yaklaşık 40 bin diyorlar. Bunun 5 bini Rum diyorlar. Rum derken bizimkiler hep Yunanlı kastediyorlar değil. Yani Roma artığı anlamındadır Rum. 2 bin Ermeni, 2 bin de Yahudi. Yani toplam 9 bin, 31 binin Müslüman Türk olduğunu İngilizler söylüyorlar. Şemseddin Sami önemli bir alimdir. Coğrafyayla, nüfusla, şuyla, buyla da çok ilgilenmiştir. Meşhur kamusu falan vardır. 1898 rakamlarını veriyor. Detay da veriyor o. Buranın nüfusun 36.252 kişi olduğunu. Bak o detayını, küsuratını bile vermiş bunun. Bunun 21 bininin Müslüman olduğunu, 10 bin
400'ünün o şey Yunanlı olduğunu söylüyor. Hristiyan demek istiyor, Rum demek istiyor. 2000'de Ermeni olduğunu ama Yahudi nüfustan da bahsetmiyor. Hı. Yani nüfusu bu kısacası. Tabii Yunanlar buradan çekilirken gökten buradaydılar, buradan İzmir'e gitmediler. Salihli'den geldiler, oranın üzerinden geldiler. Alaşehir'den geldiler. Turgutlu'dan geldiler. Oralar üzerinden yakarak şehirleri geldiler. Buraları hem Alaşehir'i hem Salihli'yi. Ve bunun için de yangın öncesi, buralarda da yangın çıkarken gayrimüslim olan Rumlara, Ermenilere şehri terk edin dediler. Kıymetli eşyalarınızı falan alın, hı hı, vesaire. Onlar o şekilde zarar görmeden, yani belki evleri onların da zarar gördü. Koltuğudur, yatağıdır, hı, zarar gördü ama parası, pulu, bilmem neyi, canlarında ya da şahsi şey, eşyaları görmedi. Şahsi eşyaları şey olmadı. Müslümanlar ise yangın başladıktan sonra şehri canını kurtarmak için her şeyi bırakıp, o böyle bir saatlik yangın olmadı. Ayın 5'inde başladı, 8'ine kadar bu yangın devam etti. 3 gün. Halide Edip adı var. Bizim meşhur edebiyatçılarımızdandır. Onun Müslümanların günlerce dağa kaçtıklarını ve orada saklandıklarını, hem katliamdan kurtulmak hem de şey etmek için, dağ ismi vermiyor ama Sipil, yani bizim tabii, tabii, oralardır. Cumhuriyet kurulduğu zaman bunun mahiyetini ortaya çıkarmak için tetkiki mezalim, yani zulmü tetkik eden, araştıran heyet anlamında bir birim kuruldu. Bir birim daha kuruldu veya aynı isimle şey edildi. Tetkiki fecai, facianın çoğuludur fecai. Yani bunu bir facia olarak, bunu, hı hı, bir zulüm olarak, o kurulan dernek mi dersiniz, birim mi dersiniz, ne dersek diyelim, isimleri bunlar, yani o şey olmuş orada. Fransız temsilcisi Henry Franklin geliyor şehri o zaman, buradan şey diyor, çünkü bu nihayet uluslararası yani anlaşmalarda falan bunlar önüne koyuluyor, şey ediliyor. Yani o şey, atlamayalım, o tetkiki ne dediniz? Tetkiki mezalim, mezalim, tetkiki fecai. Onları biz kurduk. Hayır, biz kurduk, bakıyoruz şey, ne kadar ev yakılmış, ne kadar ev yandı, ne kadar insan ölmüş, ne kadar zararı, bunu tetkik maddi için. Manevi. Maddi manevi, evet. Bunu Fransızlar da şey ettiler. Bunlar da yarın hani çağıracağız, gelin, hadi oturun barış yapalım, bilmem ne, karşılıklı konuşacağız. Konuşacağız. Fransız temsilcisi Henry Franklin. Onun şeylerine baktım ben arşivde. Manisa'da 11 bin evin olduğunu söylüyor. Ayakta kalan, biraz yanmış da olsa ama yıkılmamış, ayakta, hı hı, kalmış 1000 evden bahsediyor. 10 bin ev. Bunu bizim kaynaklarda 10 bin ev civarında, evet, veriyorlar. Fransızların da şeyi bu. Patrick Kinross diye birisi vardı. Gayrimüslim bu şey. Hmm. Bu biraz daha detaylı şey etmiş. Yani üstelik gayrimüslim, yani onları şey etmiş. 18 bin bina herhalde, çevreyi de göz önüne alarak. Çünkü 8 bin 10 bin arasında neyse de iki kat, bir kat fazlasını şey etmiş. Bu atlama bir şey olamaz. Belki bunun yakınlarını, şeylerini de koydu araya. Bu 18 bin bina içerisinde ayakta kalan 500 bine olduğunu, 17.500 şey olduğunu söyler. Bir de yani 1000 bina da kalmamış diğer şeye baktığımızda. 500 diyor ve bunun bina rakamı da onun 8.000 fazla yani, evet, şeyi var. Herhalde bu yakın yerleri falan da koydu. Bir de Amerika Birleşik Devletleri konsolosu, o da gelip rapor tutuyor, kendi ülkesine verecek, barış masasına şey edecek. Onun verdiği raporda
yakılan ve harap olan ev sayısını 10.300 veriyor. Yani Fransız temsilcisine yakın. Yakın bir araştırma. Elde veriyor. Evet. Fakat o bunun içerisine başka şeyleri de katıyor. Daha detaylı almış. 15 caminin yakıldığını, harabe edildiğini, 2 tane hamamın yakıldığını, harabe edildiğini, 19 tane otelin, yani o dönemde o nüfusa göre bu kadar otel de olması gerçekten... Ne şimdi bile o kadar geçer. Otel yok. Evet, yani. Yok 19 otel. Bir de eşrafa ait evlerden, bahçeli kendi halinde iki katlı, onları villa diye çiftlik kendi gibi isimlerine yani. Şey etmişler. 26 da villa şey ettiğini yazmış ve bu Amerikan konsolosu diğerlerine göre daha kapsamlı. Detaylı, kapsamlı almış. 2278, bak rakama bak, 2278 dükkan yakılmış, tahrip edilmiş. Yani maddi zarar. Bunun o şeyi çok önemli. Bunlar bizim işimize yaradı Lozan'da. Yani tazminat şeyi açısından. İnsan katli fazla. Yani rakamlar muhtelif. Kimisi yangında ölmüş. Kimisi kurşunla öldürülmüş. Kimisi bilmem ne edilmiş. Yani zulüm yapmışlar buradan. Kadınlara tecavüz de var. Çocuklara tecavüz de var. Ondan sonra yani kendisine yakışan asalet başka bir şeydir. Ulan generalini biz şey aldık. Esir aldık. Esir aldık. Gazi Paşa ayakta karşıladı. Oturttu. Adam dedi ki bana ne yapacaksanız siz yapın. Benim ülkem de beni yargılar öldürür. Ama çoluk çocuğum dedi var. İstanbul'dalar onlar da dedi. Atatürk İsmet Paşa'ya gereğini yapın dedi. Adamı esir de etmedik. Çoluk çocuğun yanına İstanbul'a gönderdi görünen al git dedik şeyini. Ama öbür taraftan onlar giderken çoluk çocuk kadın şu bu falan. Hatta şey de var ya hani Yunan bayrağı sermişler Atatürk Yunan'ına. Ha onlar önüne. Var. Onu yani, kaldırttı. Evet orada da çok büyük bir ders var asalet yani. Asalet şeyimiz evet. Başka bir şey. Onlarınkiyle falan hiç mukayese edilmez. Yani bu milli mücadele şeyinde biraz Manisa'da bazılar işte o dönemin yöneticisi işte validir, şudur budur, Hüsnü İadis, Hüsnü Efendi falan. Böyle biraz şey edilir, çok şey edilecek bir şey de değil. Manisa için bir eksik bir şey değil, Manisalı değil bir şey değil yani. Ondan sonra o gün güçsüz küçük bir kasaba burası. Yani kimse zarar görmesin diye böyle politik evet. Bir şey ettiler. Ama Manisa Milli Mücadele'de Alaşehir'den al, Demircisi'nden al, Akıncılarıyla. Evet. Ondan sonra Müftü Alim Efendi, Ahmet Alim Efendi'nin önderliğiyle, din adamlarıyla. Efendime söyleyeyim kadınlarıyla, şeyleriyle Milli Mücadele'de üzerlerine düşen fazlasıyla yapmışlardır. Evet. Yani bu... şeye lüzum yok. Bu da böyle bilinsin. Bu da evet. Böyle bilinsin. Yani ha bugün bunu her sene yılbaşında şey edilmesi, evet yani tarih şuuru açısından, şey açısından yapılmalı. Bizim burada yaptığımız şey şu olmuştur. Hatalı yaklaşım. Yunanlıları kendimize rakip aldık. Ve sanki ülke imparatorluğu Yunanlar dağıtmış gibi biz de elinden burayı zor kurduk. Ya İngilizler getirdiler, onlar fino diye getirdiler. Gitti de havla bunları biraz meşgul etti. İmparatorluğumuzu dağıtan İngiltere'ydi. Fransa'ydı. Bunu bilmeliyiz. Ha Yunan'ın yaptığı pislik, onu herkes, yani işgal açısından herkes yapardı. Ama
yaptığı pislik işte, asaleti yok, şeyi yok. Bunu da biz unutmamalıyız. Bunu insanlığa şey etmeliyiz. Biz de Selanik'i bıraktık geldik. Biz de Yunanistan'ı bıraktık geldik. Hiçbir tarafını yakıp yıkmadık. Hiçbir tarafını şey etmedik. Hatta İstanbul'u biz aldık. İstanbul'u bir Türk İslam şehri haline getirdik. Bir tane kiliseyi yıkmadık. Avrupa'da da aynı şeyi yaptık. Hiçbir yerde bir mabetlerine dokunmadık, etmedik. Yani herkes genine yakışanı yapar, evet, şeyiyle. Manisa'nınki bu, biraz da İzmir'inkinden, evet, bahsetmiş İzmir'den olalım. Bahsedelim. Nihayet komşu vilayetiz burada. Şimdi dedik ki 15 Mayıs'ta çıktı Yunanlılar. Yunanlıları buraya getiren İngilizlerdi. Yunanlıların aklından da geçmezdi, hayalinden de geçmezdi. İngiltere dedi ki, sizin eski toprağınızı size vereceğiz. Biz zaten ta oradan kalkıp gelip buraya yerleşecek halimiz yoktur. İmparatorluğu dağıtıyoruz. Ha, burayı da gelin siz alın. Ege bölgesini siz alın. Venizelos zaten İstanbul'u şey diyor, hayal ediyor kendisini. Evet. Efendim eski Konstantinopolis başbakanı olacağım, kralı olacağım, bilmem neyi olacağım. O hayallerle, o şeylerle dediler. Biz nasıl şimdi yüzerek gidelim oraya? Ulan gelin bizim gemilerle sizi götürürüz dediler. İzmir oraya çıkardılar. Oraya çıkardıkları gün tabii gayrimüslim nüfus, Rum nüfus, Bizans kalıntısı, Grek değil. Ama artık Yunanlaşmışlardı onlar da o şekilde. Gavur İzmir şeyi oradan kaldı. Bütün İzmir, orada ihanet ettiler yani. Sen benim vatandaşımsın. Kaç yüz senedir beraber yaşıyoruz. Lan ben senin kilisene bir şey mi ettim? Ben senin çan çalmana mı, göğsünde haç taşımana mı bir gün dedim mi bunu? Beraber yaşadık. Beraber yaşadık. Kendini buraya ait hissetsene. Bak Çanakkale'de Doktor Dimitri senin alçaklığını yapmadı. Orada yaralanan Müslümandır, Türktür, Kürttür, Çerkez'dir, Cezayirlidir, Afganistanlıdır, Faslıdır, Azerbaycanlıdır. Fazla ayırmadan ona bakıyordu. Geldi bir şarampol, vurdu buraya, düştü orada. Kan gidiyor. Yahya Çavuş koştu oradan. Tampon. Tampon mampon yapma dedi. Ben hekimim dedi. Yüzbaşı aynı zamanda. Askeri hekim. Bu kan kaybını durduramayız benim. Son şeyim. Bir tek vasiyetim sana var. Bak Yahya Çavuş. Gavurdu mavurdu diye beni Rum mezarlığına gömmeyesiniz. Ben Osmanlıyım. Beni Mehmetçiğin yanına göm dedi. Bak şimdi. Şu aidiyet duygusunun önünde şapka çıkarılsın. Benim için bu Dimitri'nin Ahmet'ten farkı yok, Mehmet'ten farkı yok. İnançlarımız ayrı olabilir ama vatan aidiyetimiz, vatandaşlık bilincimiz, o topraklara olan muhabbetimiz, sevgimiz ve sevgimiz, şeyimiz bir bak. Gözüm gibi severim ben o Dimitri'yi ya. Bu yüzden hep şunu söyledim bu Cumhuriyet tarihinde. Ya Yunanlı bizim rakibimiz olamaz. Sikletimiz değil. Sikletimiz değil. Ya bugün nüfusu hala İstanbul'un nüfusunun yarısı kadar nüfusu var ya. Böyle derler şimdi bile işte İstanbul gitse alır, İzmir gitse bir gece de alır şeklinde. Ama tabii bunu söylerken de hani... Ya gözünü sevdiğim. Bir gece de alınır diye hep öyle söylemler var. Yani hayır biz savaşmayız da şimdi düşün. Senin bir geri tarihin var. Sen güreş meydanlarının koca Yusuf'usun. Ya bu çelimsiz 12 yaşındaki çocuğu birisi fitledi. Lan dedi bu koca Yusuf adı olduğuna bakmadı. Bunun içi boşalmış. Ya böyle etsen düşer. Al bu değneği git onu sopayla döv. O da ona kandı geldi. Biz koca Yusuf hastaydı. Halsiz düşmüştü. Gene eliyle böyle bir tokat vurdu, devirdi. Şimdi kalkıp da koca Yusuf olarak ben onu yendim, onu şey ettim. Buna da lüzum yok.
Ben Koca Yusuf'um. Benim rakibim devlet olarak, bunu devlet bazında edersen bak Rusya rakibim olur. İngiltere olur, Almanya olur, Fransa olur. İnsan dengiyle şey edecek. Şimdi desen ki hocam bir şey yapalım. Bilgi yarışması yapalım. Ya tarih şeyi millet merak ediyor. Hay hay derim. Şimdi sen gider ilkokul 5. sınıfta bir çocuğu benim karşıma getirirsen. Ya utan derim, ayıp derim ya. Yani ben onu yendiğimde zafer çığlıkları atmam. Ha yani ya olur mu ya? Ayıp olur ya. Ben utanırım mı onu rakip alayım onu şeyden. Bana bir tarih profesörü getireceksin. O beni yenerse eyvallah derim. Ben onu yenersem o eyvallah. İkimizden eksiğimiz de olmaz. İkimiz de tarih profesörüz. Yunanlı hiçbir zaman bizim rakibimiz olamaz. 450 sene ben bir vali göndermişim. Bir valim onları idare etmiş. Kavga olmamış, gürültü olmamış, hırsızlık olmamış, anarşi olmamış. Aynı şey. İki, Ermeniler. Ermeniler de böyle. Ya Agop benim düşmanım olamaz. Bunu Batılılar da sordular. Dediler lan siz tam 800 sene bu Türklerle bir arada kaldınız. Hı hı. 300 küsur sene Selçuklu dönemi, 500 sene Osmanlı dönemi. Ya size bunlar milleti sadıka dediler. Siz nasıl oldu bunlar sizi katletmeye kalktılar, arayı bozdunuz da şu ettiniz bu ettiniz. Ya kardeşim bunun şeyi şu. Dediler ki imparatorluk batıyor. Kim ne alırsa elinde kalır. Batan geminin malları. Vallahi bir zar attılar. Düşeş geleceğini zannettiler. Hep yek geldi. Şimdi diyecek hoca kumar işini de biliyor. Bildim tavla oynamasını bile bilmiyorum. Hocam hep yeki de herkes bilir yani. Yani bir tek zarın düşeşle yani. Hep yekini kimse bir şey demez merak etme. Bilirim. Düşeş gelseydi vallahi Doğu Anadolu'yu ta şeyden Trabzon oradan Artvin'den gel Çukurova'ya kadar alıp götüreceklerdi. E o toprak onların değildi. O bölgenin adı Beyt Aramoyo. Bizim salaklar. Batıdan bunları Armanian diye bunu tercüme ettiler eski Ermenilerin Doğu Anadolu'da yerleri. Aramilerin ya Aramilerin. Soğumatar denen Urfa'daki dağ kitlesinde 103 tane mağara mezarda bunun şeylerini gördüm ve yayınladım. Beyt Aramoyo, Aramilerin memleketi demek, Ermenilerin değil. Şimdi bu şekilde o yüzden Ermenilerin önüne de bunları atmayın. Bunlar da bizim düşmanımız da değil ya. Ya Agop komşumuzdu bizim ya 800 sene bir arada. Sonunda birileri gıdıkladılar lan bitiyor bu imparatorluk batıyor kim ne kaparsa elinde. Öyle bir hataya düştüler militanlarının siyasi liderlerinin ihtiraslarına kurban gittiler. Onlara kandılar. Onlara kandılar ve böyle acıklı bir hatıra bizde de geldi onlar da bizden az adam öldürmediler. Bizim devletimiz bir tane Ermeni öldürün diye tek şeyi yoktur. Halk kendi arasında Ziya Gökalp'in dediği gibi mukatele oldu. Önce onlar başlattılar. Başlatma sebepleri de buydu. Avrupa'dan yardım istiyorlardı. Avrupalılar dediler ki sizin en yoğun olduğunuz yer Van'dır. %10 nüfusunuz. Nasıl olacak? Fisti, yani bu halk olursa, arasında bir çatışma aslında. Halk arasında devlet, oldu. Yani önce onlar başladılar. Şey yok yani, evet. Ermeniler bizim köylerimizi bastılar, evleri yaktılar. Her köyden 3-5 tane adam öldürdüler ki buraları boşaltıp gitsinler diye. O da düşmanlıklarından değil. Biz boşaltalım diye bunu yaptılar. E sonra Rusya çekildi. Biz de döndük oraya geldik lan babamı öldürmüşsün, hanımı öldürmüşsün, anamı öldürmüşsün. Böyle bir kim başladı? Ha, ondan sonra da daha şey oldu halk arasında bu oldu. Bu acı iki taraf içinde var. Ya şimdi her toplum içinde iyisi de kötüsü de var hocam. Yani iki taraf için. Şimdi İzmir'de çıktığı zaman da Ermenistan o nedenle bak bugün içimizde bizim 70 binin üzerinde Ermeni vatandaşımız var bunlar. Tabii Türk vatandaşı. Bak bunların hiçbirisinin burnunu kanatmadık biz. Demedik ki lan sizinkiler bizimkileri orada katlettiler. Onlar da fakat o diasporadaki Ermeni ki Ermenistan bundan vazgeçmeli, onların kuyruğundan çekilmeli. Onlar
bunu rant haline getirmişler. Tabii. Yani parasal açıdan rant haline i̇şte getirmişler. Ne kadar sebeplenirsek. Siyaset he. açısından, ticaret açısından. Çünkü ellerinde başka bir şey yok efendim. Türkler bizi katletti, şöyle etti. Bunun rantını yiyorlar. Ama Ermenistan aklını başını almalı. Aklını başını almalı. Eğer bugün aklını başını alırsa, ya acından bak, 100.000'e yakın Ermeni bizde çalışıyor şu anda, ha gayri resmi. Bak biz böyle insanız. Hala bunları hem lan bak Azerbaycan'dan kavga ediyor, hem bizi bu soykırımla, hem de bak bunlara ekmek yediyoruz demedik. İstanbul'da bizim iş yerlerimizde falan soruyorum, Ermeni diyorlar. Hiç. Onlara da sordum. Bir sıkıntınız var yok, mı? Yok, bir sürü yok diyorlar. Sanatçımız var. Ha. Yani evet. Vefat eden de var. Hala tabii 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 var. Yani biz hiçbir gün yani. Hiçbir gün onların şu şeyine böyle bakmadık. Bu hoşgörümüz şeyle yani hataları şeyleri o. Evet. Şimdi İzmir'de de İzmir'in şeyde 15'inde buraya çıktılar. Yerli Rumlar Yunan bayraklarıyla şehrin belirli noktalarını süslediler. Tabii bu çok acı oldu. Bu yüreğimizi burktu. Lan 500 senedir bizden beraber burada yaşıyorsunuz ya. Ayıp bu. Bunu yapmamalıydınız. Etme. O gavur İzmir lafı oradan çıktı işte. Evet. Oradan çıktı. Ondan sonra ama şu oldu, İzmir'i işgal etmeleri duyuldu. Tüm Anadolu'da mitingler yapıldı. Milli mücadelenin ruhunu İzmir'in işgali şey etti. Özellikle o dönemde bu Denizli müftüsü Ahmet Hulusi Efendi, hı hı. bizim o askeri garnizon falan şu bu çekilecekti, geldi buraya şey etmedi. İzmir'e çıkarma yapıldıktan 4 saat sonra ilk miting Denizli'de yapıldı. Ahmet Hulusi Efendi'nin o hitabeti de şey olarak şimdi belediye yaptı, onu koymuş oraya. Cuma gününe cuma namazı haramdır, artık kılamazsınız dedi. Özgürlüğünüz çünkü gitti. Hürriyet olmayan yerde cuma namazı olmaz dedi. Fetvayı ben veriyorum dedi. Ondan sonra halka döndü, dedi ki silahımız yok bahanesinin arkasına saklanmayın, taş da mı yok yerde? Bunları bir heyecanlandırdı. Çıktı dağa. Eşkıyaya. Utanmıyor musunuz lan siz dedi. Senelerdir köy basıyorsunuz. Kasaba basıyorsunuz. Evlere giriyorsunuz. Onun bunun malını alıyorsunuz. Bu millet yine sizi böyle şey etti. Bugün namus günü. Bak Yunanlı namusunuzu ya, erkek misiniz lan siz? Dağdan indirdi Demirci Mehmet Efe'yi. O ilk, bizim ordumuz yok. Yani Yunanlıları buralarda meşgul edip ta Sakarya'ya gelene kadar orada burada gece baskınlarıyla oyalayacak ilk şeyler bunlar, da bizim eşkıyamızdı. Bu yüzden bizim milletimiz eşkıyasını da sever. Yani günü geldiğinde İşte milli için. Duygular. Ha, milli duygular var bizim, onun her türlü insanımızda evet. O milli duygu var. Ondan sonra 15 Mayıs'ta geldiler. 16'sında Atatürk Samsun'a çıktı. Biz zaten geçen hafta 30 Ağustos münasebetiyle şeyi anlatmıştık. Hı hı. 26-30 Ağustos arası. Anladım. Sonrasını diyelim. 5 dakikamız var çünkü hocam. 9-8'inde Manisa kurtuldu. Evet. 9'unda askerimiz buraya girdi. Saat 10'da. Gündüz saat 10'da girdi. Ve tabii Yunan bayrağı şeyde var. Bir baktık Kürt Reşo. Reşat'a kısaltılmış halk Reşo der. Süvari çavuştu bu, Diyarbakırlı. Reşat Nazlı'dır. Esas adı, hı hı. Kürt Reşo diye bilinir. İlk bu bayrağı, Türk bayrağını alıp oraya diken oldu. Hani bu görüntülerde var. Hükümet konağını. Yani bayrağı sembol.
Buradan şunu da söyleyeyim İzmirlilere şey derlerse. Yani Hasan Tahsin'in yanına ilk kurşun atan yanına ilk bayrağı diken bu Kürt reşonun da heykeli çok yakışır. Birlik ve bütünlüğümüz açısından. Evet. Bu ülkenin hamuru açısından bölücülere de bir ders olsun şeyimizde. Nitekim bin sene biz Kürt Türk hep Malazgirt'te de Çanakkale'de de Rıdaniye'de de hep beraberdik. Bu ayrı bir mesele. Ama İzmir için Hasan Tahsin'in yanına biri ilk kurşunu attı, biri ilk bayrağı dikti. Bu çok yakışır birbirine. Evet. Ve altına da yazmalısın Kürt Reşo. Kürt Reşo. Ondan sonra Atatürk Bel Kahve'de. İsmet Paşa orada, Fevzi Paşa orada. 9 Eylül'de şehir teslim alındıktan sonra 10 Eylül'de Atatürk onlar geldiler buraya. Şimdi düşman denize döküldü. Neyse veya bindiler, kaçtılar, gittiler. Esas buradaki şey şu oldu. 10 Eylül. 3 Ekim var hemen arkasından geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri, bağımsızlık temelleri adı. Nerede? Mudanya'da. Evet. Biraz önce dediğimiz o Mudanya. 3 Ekim ile 11 Ekim arasında İsmet Paşa, Fevzi Çakmak ve Rıfat Bele. Bunlar gittiler. İngiliz Amiral Harrington, Fransız General Sherpy, bir de İtalyan General Mazarakis, Yunanlı temsilci yok orada da. İsmet Paşa, ya bak ayıp biz erken 6.30'da burada erdik, bunların terbiyesi ne terbiyesi dedi. Ya Yunan, boşver de bizim gemideler orada yani. Esir. İngilizler. Evet. Sade lan siz. Merhaba. Geç şurada oturun siz. Biz imzalayacağız. Getir de imzalayın lan dediler bunu. Yani onurlarını da kırdılar. Yunanlıların evet. O yüzden şeyleri işte peki, İzmir'le ilgili veriler var mı hocam? Nelerle? İzmir'le ilgili herhangi bir veri var mı? Hani Manisa'la hani hasar vesaire, kaç hane var, yani nüfusu İzmir'i ne o zaman? Yaktılar. O aynı şeyi orada evet. Da yaptı, evet. Yaktılar. Ondan sonra bu yakış şeyi itibariyle Manisa'dan fazla hasar var. Yani Manisa küçük tabii, oraya göre, İzmir daha nüfusu büyük. Nüfusu daha fazla. Ondan sonra birileri bunu çarpıtmak için yok efendim işte Yunanlılar yakmadılar da Sakallı Nurettin yaktı. Sakallı Nurettin generaldir. Biraz sert tabiatlı birisidir. Kutul Amare'de görürüz biz onu. İyi bir subaydır. Generaldir yani. O general oldu. Koçgiri isyanını bastıran adamdır. Bir huyu var. Çok serttir. Acımaz. Acımasız. Sakallı Nurettin olmasının sebebi de sakal olduğu için. Tanınsın diye. Başka Nurettin Paşalar falan da vardı. Sonra askeriyeden şey etti, siyasete şey etti. Manisa'dan, Bursa'dan bağımsız aday oldu. CHP'nin adayından fazla oy aldı. Seçildi bir dönemde mecliste görev yaptı. Ama öyle bir gerçeklik yok değil mi onun yaktığına dair bir... Yok onu sevmeyenler... Ha sevmeyenlerin uydurduğu... Nurettin yaktı diyorlar. Yaktırdı veya bilmem ne edildi. Yani buradaki şeye şuradan bakacağız. Eğer Manisa'da yakmasaydılar, ya Manisa'da yakmayanlar niye İzmir'de yaksınlar da akla geldi. Manisa'yı yaktılar. Ha, o yüzden bunu Yunanlılar yaktı, şey edildi. Ha, Nurettin orada da biraz sert davranmaları falan vardır, şeyleri vardır. Hatta bir gazete o da şey etti. İzmir hususunda işte Kadife Kale'nin oradan ilk giren Nurettin diye iddialar da var. Bir gazetede onun resmini bastı, atın üzerine İzmir Fatih dedi. Sen misin lan? Ondan sonra tarihçiler Fahrettin Altay'ı
öne çıkardılar. Kolordu komutanı o da. Bunun şuyu var. Yani bunu Sakallı Nurettin'e, Fahrettin Altay'a, bilmem Yakup Şevki Paşa'ya, o da Menemen tarafından İzmir'e girmiştir. Bunlara, askeri açıdan bunlara mal etmek doğru değildir. Başkomutan kimse, olay orada biter. Evet. Orada biter. Siz elemansınız. Onun tayin ettiği, ya da onun talimatlarını uyguluyorsunuz. Onun talimatlarını uyguluyorsunuz, şey ediyorsunuz. O yüzden Mustafa Kemal'dir. Evet. Kimsenin bir şeyi yok. Ve Yunanlıların yaptığı o pisliğe rağmen biz İzmir'de kalan, daha sonra işte bu mübadele yapıldı ya. Evet, mübadele. Hiç kimseyi zorlamadık. Git demedik. Kalan kaldı. Hala da var. Var. İzmir'de. Hala da. Yahudiler de var. Evet. Ondan sonra Levantenler var. Levantenler de var. Onlara da bakıyoruz, şey ediyoruz. Bizim o Ali Cenaplığımız, merhametimiz, şefkatimiz bütün dünyaca bilinir. Biz bununla da iftihar ederiz. Ondan sonra ve bugün için, yani Yunanlıları hala düşman görme taraftarı değilim. Bizi işgal edenler İngiltere ile Fransızlar. Ya hocam zaten şöyle bir şey var. Yani artık bunu herkes biliyor da bilmesi lazım. Şimdi zaman halklar arasında bir şey yok. Bir şey yok. Tepe, zaman zaman bizim siyasetçiler yapıyorlar. Onların biraz siyasetçiler de yapıyorlar. Şimdi adam bir ekonomik sıkıntıya giriyor diyelim. Ulan halkın dikkatini nereye çekeyim? Aa, Türk uçakları geldiler, bize bilmem ne ettiler. Ya onlar geliyor işte, bize şimdi diyor. Şey yapıyorlar ya, it dalaşı yapıyorlar vesaire. Vatandaşının dikkatini oraya çekmek için bunları yapıyorlar. Ama işte en sıkıştığı şey de bize atıyorlar topu yani. Aman hemen. Bizim gazetelerde sokaktaki cahil adam bilmiyor. Bir bakıyorsun, ulan Yunanlılar döner bizim diyorlar. Baklava bizim diyorlar. Sokaktaki de cahil adam kızıyor buna, lan oğlum elbette lan diyeceksin. Ha. Elbette döner senin, elbette baklava senin, içli köfte de senin. Hepimizin, çünkü beraber yaşamışız. Ha lan 500 sene beraber yaşadık yani, mutfağımızla bir. Her şeyimiz yani aynı. Yani o sirtaki ya bizim hoşumuza gider yani ya nihayetinde. Hocam yapma Allah aşkına, yani İzmir'de veya Manisa'da bile giden var. İşte adalara gidiyorlar, elbette, hafta sonları elbette, seferler elbette yapıyorlar Yunan adaları. Yani bizim yaptığımız işte dediğim gibi halklarda bir şey yok yani. Hataların en büyüklerinden birisi burada Moris Şinasi diye Manisa'da bir hastane var. Evet. Gerek Ermeniler, gerek Rumlar, yani Yunanlılar ve diğerleri aleyhimizde bizi barbar olarak, ya Taliban'ı şey diyor, Türk'ü de onun içerisine katıyor. IŞİD'i şey diyor, o da onun içerisine katıyor. Şimdi şehir hastanesini yaptık. Hastalar oraya gitsin diye tuttuk. Bu Moris Şinasi'yi kapattık. Bak, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kafasına kurşun sıkmak demekti. Bu öyle bir şeydi ki, bu bir hastane değildi. Diyebilirsin ben daha moderni yaptım, daha şey ettim. Yahu değil. Bu adam bir Yahudiydi. Çocuk. Genç çocuk. Amansız bir hastalığa yakalandı. Fakir, kimsesiz bir çocuk. Yahudi. Yahut bir doktor bunu kendisi söylüyor hatıratında. Gece gündüz diyor, benden uğraştı diyor. Bir Yahudi doktor olsaydı diyor 40 sefer beni artık hadi bu ölmüş zaten, bunu götürün atın, bundan kim uğraşır? O Müslüman doktor, o Türk doktor 6 ay uyumadı yanımda, gece baktı bana, gündüz baktı bana, her gün beni şey etti. Adam ondan sonra bıraktı, Mısır'a gitti, oradan oraya gitti, tütüncülük yaptı, zengin oldu. Yani bu işin en büyüğü oldu, tuttu bir çocuk hastanesi yaptı Manisa'ya. Bak, bu bir sıradan hastane değil, bu hastaneyi çok aşan bir şeydir. Evet. Ya bir Müslüman doktor dedi bunu bana yaptı. Ve bir vakıf kurdu. Her sene o vakıf kanalıyla buraya para gönderiyor. Kendisi öldü gitti ama vasiyeti şeyi orada. Ya bu bize
eşkıya diyen, bize bilmem ne diyen batıya bu tokattır ya, bunu yapmayın bunu. Üç tane hasta daha oraya gidecek diye bu yapılmaz. Siz burada ne yapacaktınız biliyor musunuz? Ya biraz vizyonu olan rektörler bunu yapardı, yapmadılar. Ben burada uluslararası çocuk hastalıklarıyla ilgili her sene bir sempozyum yapardım. Ve Morris Şinasi sempozyumu derdim buna. Orada anlatırdım. Bu hikayeyi biz anlatmak lazım, evet. Ermeni vatandaşımıza kötü davranmadık. Rum vatandaşımıza kötü davranmadık. Kendi çocuğumuza baktığımız gibi baktık onlara. Cahil adam devlet yönetirse böyle olur işte. Sokaktan topladığın adamla devlet yönetmeyeceksin. Ve bunları soracaksın şey, ne ya, üç tane hasta daha gitsin öbür hastaneye, al sen burayı götür kaptır ya. Ama zaten ben Manisalıların buna sahip çıkmasını istiyorum. Türkiye'nin zaten çünkü orası Morris Şinasi diye kaldı zaten. Heh. Yani herkes bunu biliyor hocam. Yani sinirleniyorsun, doğru. O hastane hı, aynı şekilde tekrar şeye gidilmeli. Aynı şekilde hizmet, evet, vermeye devam etmeli. Ve bedava hastaya bakıyor. Çocuk hastalara bakıyor ya. Ya dünyada bunun başka bir örneği yok. Nasıl yok edersiniz bunu? İnşallah duymuşlardır hocam. Evet. Evet sevgili izleyiciler, hocamız duygulandı. Haliyle de sinirlendi. Biz tekrar hem 8 Eylül Manisa'nın kurtuluşunu tebrik ediyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. Hem de 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu tebrik ediyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.